Köprülü Kanyon. Köprülü Kanyon ülkemizin en turistik kanyonlarından biri. Eşsiz güzellikli manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlamakta. Fotoğraf çekinmek için birçok noktası bulunuyor. Ayrıca rafting severler için çok iyi bir faaliyet alanı. Eğer rafting sizin için cazip gelmiyorsa jeep safari ya da yürüyüş faaliyetlerine de katılabilirsiniz. Antalya'da yer alan Köprülü Kanyon başlangıç noktası Antalya'nın şehir merkezine 80 km uzaklıkta. Alanya ise 114 km uzaklıkta bulunuyor. Serik ya da Manavgat yönünden gelindiğinde Bozyaka bucağına gelmeden yol ikiye ayrılıyor. Bu ayrımdan sizi Köprülü Kanyon tabelası karşılayacak. Bu ayrımda sağdan ya da soldan gitseniz de her iki yolda Oluklu Köprü noktasına ulaşacak. Burası Köprülü Kanyon'un araçla gidilecek en uç noktası. Buradan sonra yürüyerek devam edebilir, kanyonun her yerini keşfedebilirsiniz. Cehennem Deresi Kanyonu. Cehennem Deresi Kanyonu ulaşılması güç ama güzelliğiyle bu güçlüğü unutturan harika bir doğal oluşum. Buraya ulaşmak için bazı dik ve taşlı yolları geçmek gerekmekte. Burada yer alan yaban hayvanlarını uzaklaştırmak için elinize sopa ya da zil bulunması öneriliyor. Dünya üzerindeki tehlikeli kanyonlar arasında olduğu biliniyor. Cehennem Deresi Kanyonu Artvin'de bulunuyor ve Ardanuş ilçesinin 7 km kuzeybatısında bulunmakta. Özel araçla buranın belirli noktasına kadar ulaşmak mümkün. Daha sonra ise yürüyüş yoluyla kanyonu gezebilirsiniz. Lamas Kanyonu, diğer ismiyle Kayacı Vadisi, Türkiye'de bulunan gizli cennetlerden birisi. Fotoğraf karelerini doğal güzelliğiyle süsleyen Lamas Kanyonu her yıl ziyaretçi sayısını artırmakta. Vadi içerisinde bulunan limonlu çayı turist sayısının artması için büyük etken oluşturuyor. Lamas Kanyonu, Mersin'in Erdemli ilçesinin Limonlu beldesinde bulunuyor. İl merkezine ise yaklaşık olarak 45 km uzaklıkta. Limonlu kasabasına özel aracınızla ulaştıktan sonra buradan 3 km daha giderek aracınızı vadiye yakın bir noktaya bırakabilirsiniz. Buradan yürüyerek Lamas Kanyonu'nu gezebilirsiniz. Valla Kanyonu, dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu fotoğraf arşivlerinizde bulundurmak üzere sizlere çok güzel kareler sunuyor. Buraya yapılan seyir terası da manzarayı önünüze seriyor. Valla Kanyonu 12 km uzunluğunda ve 200 metre yükseklikte bir doğal yapı. Valla Kanyonu, Kastamonu, Pınarbaşı'nda yer alıyor. Özel araçla seyir terasına kadar gitmek mümkün. Kerteköy yakınlarında bakacak mevkiinde bulunmakta. Kapuz Kanyonu. Kapuz Kanyonu yılın belirli dönemlerinde bol yağış alıyor. Bu yağışlı günlerde havası daha güzel olsa da ulaşım zor olmakta. Buraya gitmek için en uygun olan aylar Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları. Piknik yapmak ve kanoya binmek gibi dinlendirici aktiviteler için ideal bir yer. Kapuz Kanyonu Antalya'da bulunuyor. Antalya'nın şehir merkezine 10 km uzaklıkta yer alıyor. Konyaaltı ilçesinde bulunmakta. Buraya otobüsle ulaşım sağlayabilirsiniz. Konyaaltı'dan özel araçla ya da toplu taşımayla ulaşım sağlanabilir. Karanlık Kanyon, çevresi oldukça dik ve yüksek, yüksekliğin 600 metreye ulaştığı noktalar bulunmakta. Karanlık Kanyon, ilçenin turizm gelirini tek başına her yıl 2'ye 3'e katlayarak ziyaretçilerin akınına uğramakta. Karanlık Kanyon'da tekne turu ve kano gibi faaliyetler de yapılıyor. Erzincan'da Fırat Nehri'nin Karasu Irmağı üzerinde bir doğa harikası alanı, 9 km uzunluğunda bulunan kanyona ulaşmak çok güç. Kanyona ulaşmak için araçla gideceğiniz yol virajlardan oluşuyor. Kemaliye'den yola çıkarak tabelaları takip ederek kanyona ulaşılabilir. Kapıkaya Kanyonu. Son zamanların en çok turist alan noktası olan Kapıkaya Kanyonu ülkemizin nadir güzelliklerinden biri. Gezilecek yerler listenizde bulunması gereken bu kanyon, gittiğinizde asla pişman olmayacağınız bir yer. Adana'da yer alan bu kanyona Karahisarlı ilçesinden gitmek mümkün. Kapıkaya köyünde bulunan turistik kanyonu Seyhan Nehri'nin kollarından Çakıt Deresi açmış. Bu kanyon Seyhan Nehri'nin batı kolu, Varda Köprüsü'ne ise 2 km uzaklıkta bulunuyor. Özel araçla belirli bir noktasına kadar ulaşmak mümkün. Kirpe Kanyonu. Kirpe Kanyonu ile beraber bu bölgede gezebileceğiniz sayısız mekanın bulunduğu turistik yer kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir mekan. Kirpe Kanyonu'nun yanı sıra doğal oluşum göllerinin de bulunduğu bu yörede fotoğraf çekinmek için çok özel güzellikler bulunmakta. Kirpe Kanyonu Düzce ilimizde bulunuyor. Bartın-Eflani Karayolu ayrımı olan Karaevli mevkiinden başlayan kanyon bir başka kanyonla birleşiyor. Uzunluğu yaklaşık olarak 12 km, özel araçla kanyonun belirli noktasına kadar ulaşım sağlanabilir. Yazılı Kanyon,
Ülkemizin sayılı kanyonlarından biri olan Yazılı Kanyon, gidenleri kendine hayran bırakan doğal oluşumlarımızdan 1989 yılında Milli Park ilan edilmiş. Kasım ayı bu kanyonu ve çevredeki güzel yerleri gezmek için ideal bir ay. Kamp alanları bulunmakta ve kaya tırmanışı için de uygun bölümler bulunuyor. Isparta Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon'a özel aracınızla gidebilirsiniz. Kanyonun girişine kadar ulaşım sağlayabilir, buradan da yürüyerek kanyonu gezebilirsiniz. Horma Kanyonu, kanyon zengini ülkemizde gezilmesi gereken kanyonlardan birisi de Horma Kanyonu. Tatil günümüzde Horma Kanyonu'na giderek doğanın bütün güzellikleriyle gezerek dinlenebilirsiniz. Kanyonun ortasından akan Zara Çayı ise kanyonu güzelleştiren oluşumlardan. İçerisindeki ahşap yolu takip ederek Ilıca Şelalesi'ne kadar ulaşmak mümkün. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Küre Dağları Milli Parkı'nın içerisinde bulunuyor. İlçeye uzaklığı ise 5 kilometre. Küre Dağları Milli Parkı kapısından içeri girerek yolu takip ettiğiniz takdirde Horma Kanyonu'na ulaşabilirsiniz. Şahinkaya Kanyonu. Samsun'da yer alan kanyon Vezir Köprü'ye 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Altınkaya Barajı'nın henderin yeri olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Şahinkaya Kanyonu yaklaşık olarak 1500 metre uzunluğuna sahip. Vezir Köprü ilçesine 7 kilometre uzaklıkta yer alan kanyona ormanların içerisinden geçerek ulaşım sağlayabilirsiniz. Özel aracınızla gidebilirsiniz. Yolun bittiği yerde ise gemi turları başlıyor. Arapapıştı Kanyonu, Aydın'da yer alan kanyon, Kemer Barajı'nı besleyen Akçay'ın yıllar içerisinde aşındırmasıyla oluşmuş. 6 kilometre uzunluğa sahip olan kanyon, 380 kilometre yükseklikte. Aynı zamanda antik dönemden kalma kalıntılar da burada bulunuyor. Tarih ve doğanın eşsiz güzelliği burada birleşiyor. Navigasyona yazdığınızda net konum vermekte. Akyaka'dan çıkarak köy yollarından kanyona ulaşabilirsiniz. Çoğu köy yolunda internet çekmiyor olabilir. Bu durumda çevreden yardım alabilirsiniz. Özel araç dışında bu muazzam gezi adresine ulaşmanız biraz zor olacak. İnce Su Kanyonu, Çorum'da yer alan kanyon İnce Su Köyü sınırları içerisinde bulunuyor. 12,5 kilometre uzunluğa sahip olan kanyon 40 metre ile 60 metre arasında değişen genişliğe sahip. Anadolu'nun en büyük kibele kabartmasına sahip olan kanyonda yürüyüş rotaları da bulunuyor. Aracınızla 1,5 saatte ulaşabileceğiniz bir konumda yer alıyor İnce Su Kanyonu. Çorum Ortaköy yolu üzerinden ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Çatak Kanyonu. Kastamonu'da yer alan kanyon merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 6 kilometresini araçla kat edebileceğiniz gibi 1 kilometresini de yürüyerek geçebilirsiniz. Doğa içerisinde güzel bir yürüyüş sonrası kanyona ve seyir terasına ulaşabilirsiniz. 900 metre yükseklikte bulunan gözetleme noktasından muazzam bir manzara izleyebilirsiniz. Kastamonu'da yer alan kanyona ulaşım için bayağı engebeli, zorlu yollardan geçmek gerekecek. Kanyonu uzak bir noktada bıraktığınız aracınızdan yürüyerek doğanın ve temiz havanın tadını çıkartarak gezi yapabilirsiniz. Ihlara Vadisi, yemyeşil bir vadi içerisinde gezilecek çok güzel rota bulunuyor. Aksaray'da yer alan Ihlara Vadisi çok güzel tarihi kalıntıları da bünyesinde barındırıyor. Onlarca merdiveni inerek vadiye ulaşabilir ve gezinizi tamamlayabilirsiniz. Ihlara Köyü'nden başlıyor ve Serime'de son buluyor. Aksaray'a 40 kilometre mesafede bulunduğu için Aksaray-Nevşehir yolunun 11. kilometresinden sonra saparak vadiye ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer otobüsle ulaşım sağlayacaksanız bu durumda Aksaray'dan seferler düzenleniyor, onları tercih edebilirsiniz. Peki Türkiye'nin en büyük kanyonu nerede? Türkiye yükseltisi fazla olması ve doğa olaylarının da etkisini görmesi sebebiyle kanyon oluşumunun çok fazla rastlandığı bir ülke. Bu yüzden Türkiye için kanyon cenneti benzetmesi yaparsak yanlış olmaz. Bu özellik Türkiye'nin en büyük kanyonu nerede sorusunu beraberinde getiriyor. Bulunduğu ile turizm anlamında çok iyi katkı sağlayan Türkiye'nin en büyük kanyonu Ulubey Kanyonu, Uşak ilimizde bulunuyor. Arizona'da bulunan kanyondan sonra dünyanın ikinci büyük kanyonu, Türkiye'nin en büyük kanyonu Uşak'ta bulunan Ulubey Kanyonu oluyor. Burada bulunan cam terasta seyirli manzarasıyla herkesi davet ediyor. Ulubey ve Banas çayları boyunca devam eden kanyon ayrıca birçok yan kanyondan da bağlanıyor. Uşak şehir merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan Ulubey Kanyonu son zamanların en çok turist çeken kanyonlarından biri. Kanyonun uzunluğu 45 kilometreyi aşıyor. Derinliği ise 50 ile
170 metre arasında değişiyor. Granit ve kum taşı gibi zeminin doğal nedenlerle aşınması sonucu oluşan kanyon, Uşak ili için turistik öneme sahip. Yakın zamanda burada yamaç paraşütü, doğa turizmi gibi aktiviteler geliştirilecek. Ulubey Kanyonu'nda bulunan cam terasta herkesin ilgi odağı olan detay. Buraya giriş ücreti 3 lira. Ziyaretçiler galoş giyerek ve belirtilen kurallara uyarak cam terasta fotoğraf çekilip manzarayı izleyebiliyor. Uşak ilimizin Ulubey ilçesi Dilaver Mahallesi'nde yer alan bu kanyon, Uşak il merkezine de 33 kilometre uzaklıkta mesafede bulunuyor. Uşak merkezden düzenli olarak çıkan otobüslere binerek buraya ulaşabilirsiniz. Ulubey ilçe merkezinden 2 kilometre uzaklıkta kanyon. Dünya üzerindeki nehirlerin oluşturduğu derin vadilere kanyon deniyor. Yükseltinin fazla olduğu ve doğal aşınımların da çok görüldüğü yerlerde vadilere, yani kanyonlara sık rastlanıyor. Amerika dünyanın en büyük kanyonuna sahip, ikinci büyük kanyonsa ülkemizde yer alıyor. Az önce bahsettiğim üzere Uşak ilimizde yer alıyor.